çalıştırma hani böyle yoğunla kolay geçmesin. Sen de numaralı gözlük mü satıyorsun? Evet. Peki bu 17 günlük kapanmada sen de kapalı mı? Tabii kapalıydık. Benim gözüm bozuldu. Gözlük alacağım. Ne yapmam gerekiyor? Tamam, ne yapıyorum? Valla hiçbir şey yapamadınız. Mağdur kaldınız. Cam kırıldı. Hiçbir şey yapılamadı. Hiçbir şey yapamadım. 10 gün boyunca kapalıydı. Hiçbir şekilde açılmadı. Peki sizin bir odanız bir şeyiniz yok mu? Buna iletemediniz mi hükümete? Odamıza da ilettik. Odamız müracaat ettiği halde hiçbir işlem yapılmamış. Anladım. Bak bu ilk defa az önce duydum onu. Şimdi sizde ikincisini duydum. Hı-hı. Çok yanlış bir uygulama. Yani bu sağlıkla alakalı. Kesinlikle tabii canım. Sağlık olduğu için zaten biz sağlık sektöründeyiz. Birçok müşterimiz de mağdur kaldı bu durumla. Üretim aşaması da duruldu. Cam üretimleri de yapılmadı. Yani üretimi de durdu. Tabii üretimi de durdu. Yani hiçbir şekilde hem üretim olsun hem satış para kendi olsun. Birçok müşterilerimiz de mağdur kaldı. Yani yüksek numaralı müşterilerimize gözlük hizmeti veremedik. Düşük numaralı olsun. Birçok kişiler bu durumdan mağdur kaldı. Neyse bunu şu an öğrenmiş olduk. En kötü olur ya bir daha inşallah olmasın bir kapanma. İnşallah olmaz tabii canım. Bu sektörle alakalı kesinlikle bir yazı yazacağım. İnşallah. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun.